Ee, haberlerimizle devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Hazal Kaya dün gündemdeydi yine TT'deydi bu kez tarzıyla e, bir dijital platformda Pera Palas'ta Gece Yarısı filminin başrolünde oynayan Hazal Kaya. Gala gecesinde tercih ettiği bu kıyafetle gündem konusu oldu. Özellikle pantolonu ve üst düğmesinin açık ve iki yana Açın, e, inşansız böyle inşansız şey için. olması. açılması. Bu yeni moda ben mı? Ben daha da ona takıldı. <laughs> bu yeni moda mı? Bu Söyle. Normalde CPR içi de altlı. Evet. Tabii orayı açıyor. Modacısı da onu... Yani o Hayır, fermuar, bölüm, için fermuar bölümüne kadar evet. açıyor Hı -hı. ondan sonra normal pantolonda beline montajlı sonradan montajlı ondan gidiyor fermuar kapatıyor ve o görüntüyü ha, veriyor. Okey çok iyi anladım. Evet hani onun ben üzerine de... giyip de burada fermuar bırakıp o zaten o şekilde durmaz. Okay. Evet sosyal medya bu konuda da çok yaratıcı ama ya katılıyoruz biz böyle, böyle ama insan, benim hoşuma gitti. hani yemeği çok kaçırdığımızda <laughs> <da> aynı <laughs> aynı ben, aynen aynen böyle bir üstüne de oh, kaza tişört atarız ya oh bir rahatladı. Aynen. Yani <laughs> bundan önce eleştirdiğimiz Komodamı tipte desin. böyle hani aşırı aykırı tipte elbiselerden değil evet. yani bir anlam katmış bir hikaye yapmış mesela sen şimdi bir hikaye yazdın ona ben evet. de yazabilirim siz de evet. yazabilirsiniz. Hoş olmuş. Ama bir tek Hazal da. Hani şu straplez giydiği elbise gelinliği de öyleydi. Evet. Kim yapmıştı şeyleri? Özgür Mansur. Mansur. Hmm, ee, yanlış göğse yanlış şeyler yapıyor. Şimdi hmm. bakın bu tip bu giymiş olduğu strapless, normal straplezi bunlar İngiliz ve Fransız kadınların yani düz ve ince göğüste kalan Hı. göğüslerin modelidir bunlar. Hı. Mesela Hazal'ınkiler gayet toplu süt vermiş bir annenin göğüsü. Hı. O kızı buradan bastırdığınız zaman aşağıda da rahatsızlık <laughs> hisseder. Buradan da o şişikliği onlar hani biraz Hı. şişsin dışarı çıksın havasındalar. Hı. O şişikliği vermez çirkin bir şişiklik verir. Hı. Bu elbiseler Hı. dediğim gibi küçük zayıf böyle hani düzde kalan göğüslerin elbiseleridir bunlar. Güzel duruyor ama bu ee, şimdi bu resimde ya resimde mı? ben de koyuyorlar. şeyi neydi demin ki arkadaş? Hakan Taşıyan mıydı? Evet Hakan, Hakan, Hakan Taşıyan'a da yani bir montaj yap. Benim gibi estetikli surata gelir adamcağız. Bu da aynen öyle. Bunun da üzerinde oynamalar yapıyorlar. Resmi sonra size bize sunuyorlar. Yani, yani. bu tarz bu tarz straplezleri için böyle daha e, küçük. Tabii daha küçük göğüs düzde gö böyle hani kalan. bu İngiliz kadınların, Fransız kadınların giyeceği. Peki bir olması gereken bu. nasıl olur? Gerçekten merak Daha edin. kuplu. Daha okay. Daha buradan kuplu verecek. Hmm. Bu sefer o göğseki şişikliği o kuptan sonra mesela içteki bölüme kubu verip İşi Dışarıyı ondan kapladığınız zaman Aha. tamam mı? O böyle tahta gibi durmaz. Hı. Hmm. Doğru. Tabii Aa. tahta gibi durmaz. Şöyle yukarıya doğru. Yiyen, ya, evet evet. Yani, Yiyen onu tahta gibi hisseder kendisinde. Hmm. Halbuki ama dışarı. dışarıdan o çok tatlı bir kuplan gelir okay. böyle. Bu çok hatalı. Güzel görünüyor ama. Eşi evet. çavuşlar döner döner avuçlarmış öyle hesaplar. Ah, dizinin var. galasında efendim eşi Ali Atay da vardı. Ali ile birlikte romantik pozlar da verdiler. O fotoğraf karelerini de getirebilirsek ekrana güzel olur. Evet. evet. Yani güzel güldü. Evet. Ee, eşiyle evet. beraber Azal Kaya fotoğraflar. Çok. Şimdi Çok. eşiyle olan e, bu fotoğrafı ve hala yine gözler takılıyor. <laughs> şey, ben demek ki böyle de göğüsler, evet, şey, değil, değil mi? Evet. Konuş tutturuyor. Evet, bak ne kadar güzel. Mesela tabii o zaman ki. da Gülşenler, müşenler yaptılar. Hadis onu yaptı, öbürü onu yaptı. Yani şeyini çıkarttılar derler ya evet. olayı. Onu, onlar çıkarttı olayı. Ama bak ben mesela bugün Hazal'ı konuşuyorum. Çok hoşuma gitti. Yani en azından, evet, en evet. azından pantolon kırış kırış değil. <laughs> Değil. Aynen güzel bir Aynen var pantolonun. Çok, doğru. çok da güzel. Çok da güzel bir Bir de renk güzel. Pembe ayakkabılardan vazgeçmiyor bak. Pembe. Evet. Pembe terlik ayakkabı. Evet. Oh, bak kazalın göğüslerini görüyor musunuz? Evet. evet. Yani, abi böyle güzel göğüslerim var. Giysene böyle şeyler. Evet. Çıkar onları dışarıya. Çizme Herkes çok şık. Demet Özdemir'in kıyafetiyle devam edelim 30. Evet. yaş günde giydiği kıyafet o şıklığın bedeli de toplam 144.700 liraydı nasıl buldun elbisesini ayağa kalk istiyorsan Elbiseyi nasıl buldun demen? elbise Hı? gerçekten berbat çubuk, çubuk şimdi bak e, dakika e, bir dakika çubuğumu buldum. alayım <laughs> <laughs> e, Demet'i biliyorsunuz bir tane hırka giymişti önünden hani koptu kopacak koptu şey sonradan var, moda evet. olmuş nasıldı? Efsaneydi değil güzeldi mi? Güzeldi ama yine o rakamla örtüşen bir vavluk wow yok. Hayır rakamı yani. bir kenara ama bırakalım. Çok ben parayla ilgilenmiyorum. Tamam. Estetik de nasıl estetik. da olağanüstüydü. Bu, bu. Ee, heh şu. Evet. Çok güzel olmuş. Bak durmuş. şimdi Demet nasıl? Su gibi. Evet. Yani Her erkekler pekişmiş. böyle artık havlar mı öksürür mü ne yapar <laughs> peşinden bilmiyorum. O halde. Şimdi burada da sırt dekoltesini gösterelim yapalım derken dünyaca ünlü denilen bir markanın palavradan tırıştan bir modeli bu. Buna da kalkmış 140 bin lira para vermiş. Hani sadece ne? Şurasında o arması vardı. O da görünmüyor O görünsün mi? diye. Görün. Hayır bazı bölgelerde gösteriyor Görünüyor. onu. Ama çok büyük bir hata etmiş. Zaten e, Demet'in bel kıvrımı çok çok güzel ya elbiseyi de ondan dolayı tercih etmiştir Çünkü tam popo çizgisinde buraya oturduğu için hmm. arada boşluk yapıyor. Hmm. Ve içerinin hazinesini görebiliyorsunuz <laughs> o arada. Aa, Bu düşüncelerle için. ve Bilesini. özellikle de Muammer Ketenci beni konuşsun diye. Cadı çok ha. seviyorum onu. Seviyorsun onu. <laughs> ben ona, konuşuyorum demek ona. bugün de kusura bakma bir tanem. Ee, ben yakışmış mı? Bak çok samimi söylüyorum yakışmış. Ama da elbisenin biraz derlenip toplanması lazım Gerekiyor. üzerinde. Biraz e, fazlalıkları var. Kuyruğu ama, mu? Saklamak hayır, kuyruk dedi. <laughs> kuyruk mesela çok enteresan yerde, çok tatlı, güzel duruyor, evet. uzunluğu da güzel. Yani elbisede deformelik Potluklar var. var. Potluklar var. Evet. Potbuklar var. Önünde fazla şeyleri var, hataları var. E, ama ben tamam, yine de Demet'i Demet beğendim. Demetten Aleyna'ya geçelim. geçelim. Alelye Hanım gelsin fotoğraf karesi. Bu Aa. ne kıyafet mi? Ha. Bu işte bir. <laughs> Yani. Ee klip ha. için. Ha yani bu da şeyin üzerine çorap mı giymiş? Evet, evet, evet. Şey gibi. Evet. Çorabın üzerine yani çorabın şey üzerine Çorabın üzerine bunu giymiş. Evet. Değil? evet. Bunu giymiş. Şeyin tam tersini yapmış. Evet. Gülşen'in. Gülşen evet, Tam tersini yapmış. onun da aklı bu kadarı ediyor. Tam tersi olsun, aynısı olmasın hani çakma olurum gibilerinden. Evet. Ya geçin Allah aşkına. bunları Geçelim onu. Bahadır'ın siyah kuşaklı gelinliğiyle de. Yani izirelim. Gökçe var ya, Gökçe'nin Gökçe benim. Türkiye'de aşık olduğum tek kadın. Eee? Bu adam ondan evlendi diye ben nasıl sinirliyim biliyor musun? <laughs> Vallahi bak bir gün Gökçe'ye dedim ki yani senin karşına geldim Gökçe'ye dedim şey oldum böyle hani seninle evlenesin var evlenir misin benden? Ay nasıl gülüyor Gökçe biliyor musun? Sonra yanında bu adamı gördüm ve sinir oldum. Yanında da ekstradan bu gelinliği görünce hepten sinir oldum. Yani Gökçe Bahadır'ın giyeceği bir gelinlik mi? Allah aşkına bu. Bu gelinlik değil, Bu tül yığması. Hı. Yapmışlar buraya kavimişler. Kavisli, volanlıyı atmışlar. Orasına burasına. Belindekine anlam getiremedim. Şuna. Hı. Siyah kuşağı. O siyah kuşağı genelde ikinci, üçüncü kocaları, dördüncü kocaları alanlar takıyor. Evet, evet. Aynen, Aynen o. o. Aynen. Evet, Tabii canım. Ya Biz da siyah gelinlik yapanlar. yer ya da bu. Yani işte ikinci ben oluyor Gökçe ya bu. Bu ikinci miydi Gökçe? İkinci. i̇kinci yani ikinci, i̇kinci oluyor. Daha Belki önce de Gökçe o espriyi yaptı. Hı hı. Gökçe için asla bak yani şey de olmuş olsa hiç hatalı kelime ağzından çıkmaz. Çünkü ben bu kadına gerçekten aşığım. Siyah kuşağı ve damada takıldın. Ay damat zaten var ya. Üf, damada kılım ben. Çok sinirliyim bildiğin gibi değil ya. Emir seni kıskanmış. Ama niye ne kadar yakışmışlar? Hayatım bana ne yakıştıysa ben aşığım Gökçe diyorum. O bana diyor ki ne kadar yakışmış. Ama yani. Evet Gökçe de beni şu an dinliyor. Neyse evlilikleri uzun sürsün ama medyada biliyorsun kendimi öyle avutuyorum. Pek uzun sürmüyor medyadaki durumlar böyle. O onu bırakıyorum. Ama yine de olumsuz düşünmeyelim. Hayır düşünmüyoruz canım. Ama sen de ne kıskansın. Ondan sonra hani tamam bir iki sene hadi olsun idare ederim. İki girmeden. A, benim ağm gerekiyor. Ama bir başka bir sevgi var. Gökçe gerçekten Ömür benim için bir tanrıça olsunlar. Gökçe. O, a, Bak tanrıça hayransın. Çok samimi söylüyorum. İlk defa duyuyorsun. Evet, evet, ama evet. bu laflarının hepsini Gökçe çok iyi biliyor. Ay ben yuva yıkarım ha. Vallahi yıkarsın. Ay. Yemin ediyorum. İnşallah karşılaşmazsın. Gökçeyle Demeksin. mi? E, hayır Gökçeyle değil. Hocasınla Ha. Aa ne yapacak bana? Hiçbir şey yapamaz. Ya yani bir dinlemek Yok bir çocuk. Evet. Yani olmuş. ben bunları ay nasıl söylüyorum ya. Hı. Yani ben bunları söylemek istemiyorum. Ben sadece ne Gökçe olan aşkımı burada söylemek istiyorum. Evet. Bence çok güzel bir ge gelinle damat görüyoruz şu anda. Gökçe zaten çok tatlı bir oyuncu. Tabii. Çok başarılı. Ne e, demek damat da ona yerde. çok yakışmış. Muşmuş. Bak ne kadar bak ne Mutslar. kadar yakışmışlar. <laughs> <laughs> İlla ki diyor ki ketençi benden buradan bir saç başa girsin ondan sonra şöyle biz de düşelim şuralara alt manşetler yazsın diye Evet. Onun için gelinliği gerçekten on para etmez Gökçe yani inşallah para vermemişindir. Ulan para verseydi bari hiç olmazsa şöyle o bir konuşulan bir olsaydı. Ait bir gelinlik olsaydı Ya bıktım mi? ünlü modacı ünlü modacı ünlü modacılar böyle bir şey yapmaz ya Ünlü derken şöyle bir şey var. Bu ülkede 2-3 tane ünlü kaldı. Muammer Ketenci, Cemil <laughs> Yıldırım Mayruk. Ondan sonra. Onun dışında ne var? Sen tanıyor musun? Hakan var. Hakan? Akkaya. Ha, o Amerikalı oldu. Başka? Ama, ama yani Hakan... Yok. Bak aklına gelmiyor. Gelmedi. Bitti. yani Bitti.